Fatih Bey selamlar. Merhaba Emre Bey. Fatih Bey bugün ilginç bir soruyla başlıyorum. Bakalım ne çıkacak Adınızı kullanarak ilginç, farklı dolandırıcılık yöntemleri başladı. Benim adımı kullanarak. Evet. Aa, biliyorum, benim var, benim var. Yatırım tavsiyesi mi veriyorsunuz Fatih Bey yoksa... Ya bak bunu söyleme hakikaten inananlar çıkabilir. Şimdi böyle bir saçmalık var. Ee, bir 10 gündür falan bütün hukuk ekibimizle, avukatlarımla, e, daha doğrusu avukatımın bütün bürosu neredeyse bu işle ilgileniyor. İyi ki sordun bunu. Çünkü buna ben, ben bir tweet falan at, at, atayım dedim. Çünkü başlangıçta ciddiye almadım. Yani bir iki kişi ya böyle bir şey var falan dedi. Demem herhalde saçma sapan bir şeydir falan. Fakat baktım ki bu galiba bir organize iş haline gelmiş. Olayı anlatayım mı? Anla, anlatalım mı? Tabii tabii, tabii, yani tabii. Ben de çok detaylarını dibine kadar bilmiyorum ama şöyle bir şey. Bazı sosyal medya platformları yani işte Facebook, Twitter, Instagram falan filan gibi yerlerde bir şeyler çıkıyor böyle. Ben gördüm böyle lan bu ne bu ne falan dedim önce başta. Ee, ben Ece Üner'le bir röportaj yapmışım galiba. Yapmışım. E, Yaptım iddia ediyorlar. Benim Ece Üner'le benim bir fotoğrafımı koymuşlar. Ondan sonra diyor e, işte Fatih Altaylı bir zengin olmanın sırlarını açıklıyor mu ne böyle bir şey. İşte müthiş kazanç. İşte sırları açıkladığı için İş Bankası onu dava etti falan böyle saçma. Hatta de diyor ki bu sırrı açıkladığı için ya yani bu kazancın sırrını açıkladığı için tutuklandı falan diyen var. Ulan tövbe estağfurullah bu ne dedim. Sonra pat bir tane daha çıktı. Bu sefer bir akaryak petrol petrol ofis yok. Petrol Türkiye petrolleri hisseleri mi satıyor mu? Öneriyormuşum. Hisseleri öneriyormuşsunuz. Şimdi öyle bir hisse var mı yok mu bundan da haberim yok benim. Bir hisse öneriyormuşum. Bunların tamamı külliyen yalan. Ben hayatımda Ece Üner'le böyle bir yazılı röportaj... Yani Ece haber Habertürk'te çalışırken belki bir iki kere yıllar önce programa konuk falan olmuşumdur ama... Onu hatırlamıyorum fakat Ece oturup yatırım batırım falan hayatında konuşmadım. Hayatında yatırım yapmadım. Benim borsada hisse senedim yok. Bankadaki param dışında benim öyle bir şeyim, yatırımım, batırımım söz konusu değil. Kimseye de böyle bir nevi tavsiye veririm, ne bir şey yaparım. aklımda ermez böyle yatırımlara. Ben bunları takip edemem, ilgilenemem de. Ben param varsa bankoya koyarım. Bankanın verdiği bir faiz varsa o faizi alırım. Genellikle de Kamu bankalarını pek tercih etmem. E, etmememin sebebi de çok açıklan. Şimdi kamu bankası ne işim var benim? Birisi bir şey söyler falan diye. Ben, bir, bir, iki bankada param vardır. Üç beş kuruş. E, bunun dışında... Yani ben hayatımda ya anama, babama, karıma yatırım tavsiyesi yapmam ya. Yani manyaklık bu. Ve bunu yayıyorlar. Ve galiba inanan falan da var. Sen sordun diye bunu söylüyorum ama biz zaten bununla ilgili ya benim e, avukatım Rezan Aydınoğlu uzun zamandan beri yani uzun zamandır derken, bu iş ilk çıktığı günden beri bununla ilgili bütün savcılıklara suç duyurusu bulunuyor. Fakat baş edemiyoruz. Her gün bir yerden başka bir yerden patlıyor. Birine başlıyoruz, öbürüne. Allah aşkına kimse Ben hayatımda kendim dahil kimseye yatırım tavsiyesi vermedim. Yatırımlar anlamam çünkü. ilgilenemem çünkü. Yani hani anlamam demeyeyim de ilgilenemem ya. Şu bu yatırım işleri bak. Ya ben bu işle ilgileniyorum. Ben gaz kardeşim. Başka hiçbir haltla ilgilenmem başka bir yerden para kazanmaya çalışmam. Benim işim budur. Eğer başka bir yerden gelirim varsa o da aileden kalmış olan birkaç bir tane gayrimenkul falan filandır. Onların kirası mı? Ben yatırım bilmem. ilgilenmem, yapmam kimseye. Sakın inanmasınlar. Sakın ha. Yani bu dolandırıcı da bulan varsa, gören varsa ihbar etsinler. Dola, bildiğin dolandırıcılık. Ama şunu söyleyeyim bak, bu benim ilk defa başıma gelmiyor. Bundan yıllar önce, hemen hemen 20 yıl, 18 daha fazla. 19-20 yıl önce. Galiba 2004 falan belki 2003. O zaman da bir televizyon kanalının başındayım. Bir gün sekreterim dedi ki Gülay, Fatih Bey dedi, bir hanımefendi sizi arıyor dedi. Kendisini dedi dolandırmışsınız dedi. Hanımefendi kim? Ben hanımefendi dolandırmak falan. Yani dolandırmak değil de böyle bir, size, bir ürün şikayeti varmış dedi. herhalde birisi aldığı ürünü bana şikayet edecek yani. Tüketici şikayeti işte. Bilmem nereden, bilmem ne aldım, bilmem, kötü çıktı falan diyecek. Aldım bir yaşlıca da bir kadın olduğu belli sesinden aldım. Burnu hanımefendi dedim. Dedi ki Fatih Bey evladım sizi hiç yakıştıramadım dedi. Neyi yakıştıramadınız teyzeciğim dedim. Ee, dedi ki sizden dedi ütü galiba. Ütü mü? Eğitim süpürgesi. Sizden dedi eğitim süpürgesi aldım dedi. Bozuk, bozuldu hemen dedi. Ama dedi, sizin dedi satıcı arkadaşlara ulaşamıyorum. Hanımefendi ne eğitim süpürgesi ne satıcısı falan. Ondan sonra neyse ben araba yolladım. kadın Kadıncağızı aldırdım. Elinde bir tane dandik Çin malı bir elektrik süpürgesi. Buyurun hanımefendi dedim. bu nedir dedim. Dedi ki ben bunu sizden aldım dedi. hanımefendi ben televizyoncu, gazeteciyim, benim süpürgem falan yok. Bir kart çıkardı, bir tane kart. Kartın üstünde bir televizyondan çekilmiş bir tane portre, suratımın resmi. Yanında Fatih Altaylı elektrik devaletleri falan diye düzmece bir şey. <laughs> dedim teyze ben böyle bir şey yapmıyorum dedim. Ama dedi bunu dedi getir bunu dedi sizin adınızı bizim orada pazarlıyorlar dedi. Abi bir tane şerefsiz yani ağzıma küfür geliyor etmeyeceğim. Bir bilmem ne. Böyle millete bu bunları satmış. Abi kadıncağızın parası. Dedi teyze sen bunu kaç aldın? İşte üç lira 5 lira. Al teyze paranı biz bunu alalım diyor. İstiyorsan sonra bunu gidelim işte orijinal ne bileyim Arçelik, Bilmem Beko, Vestel neyse onu alıp verelim istiyorsan. Yok paramı verip peki teyzenin parasını verdik. Sonra başkalarını da bulduk o mahalleden birkaç yani epeyce yani başkalarını bir epeyce bir, de bir, bir insanı daha satılmış anladığım kadarıyla. Hepsinin parasını verip topladık. Polise de ihbar ettik bu adamın peşine düşündüğü kimse o diye. Ama ne bulundu ne bir şey çıktı ama konu kapandı. Yani bakın herkes şunu bilsin. Ben gazetecilik dışında hiçbir işle uğraşmam, hiçbir işim yoktur. Ne yatırımım, ne bilmem ne, ne tavsiyem, ne ürün satışım, ne ürün alışım. Böyle bir şey yoktur. Gördüğüm kadarıyla pek çok tanınmış kişi adına bunlar yapılıyor galiba. Aman dikkat yani. Başkalarını bilmem ama ben Gazetecilik dışında hiçbir yerle bir işim olmaz. Kimseye ne danışmanlık yaparım, ne yatırım yaptım derim, ne yapmayın derim. Hiç işim olmaz. Ben insanlara doktor bile tavsiye etmem. Hiçbir tavsiyede bulunmam. Yatırımım da yoktur. Bilin bunu ne olur Allah aşkına kimse inanmasın. Bu haysiyetsizler hakkında da her gün suçluza bulunuyoruz. Bakalım ne çıkacak göreceğiz inşallah yakalanırlar. Ya mantar gibi türüyorlar Fatih Bey yani. Birini kapattırıyorsun öbürü çıkıyor yani hiç sonu yok çünkü. Ya. Çete ve anladığım kadarıyla sizin adınızı kullanarak daha inandırıcı bir şey oluşturabiliyorlar. Ne ama... bileyim şimdi mesela bunu bana yapıyorsa başka ben bende bir milyon kat meşhur insanı var. Onların ne yapıyordu Allah bilir yani. Fatih Bey hemen normal sorularıma geçiyorum. Geç Alkol yasakları ya da daha doğrusu alkol cezaları İstanbul için. Siz zaten bir yazı da yazdınız. Evet yazdım onayı. Ve burada da biraz açabilirsek çok mutlu olurum. Valilik, İstanbul Valiliği işte açık alanlarda, halka açık yerlerde, artı mesire alanlarında, piknik yapılan yerlerde alkolü içki tüketilmesini yasakladı diye bir haber çıktı. Haberi gördüm ben. Açıkçası çok önemsemedim başta. Niye önemsemedim? Çünkü zaten nerelerde içki içilir, nerelerde içki açık alkollü içki tüketilemeyeceği yıllardan beri belli. Yani bu saydıkları yerlerde uzun zamandan beri bir yasak e, söz konusu. Ama hani mesela hep bana sorsan piknik biraz saçma yani. İnsanlar hafta sonu gitmişler piknik yapıyorlar. iki kadeh rakı içseydi, bir şarap açsa ne olur? Dedi. Ama düşününce de diyorsun ki, ya yani olabilirdi. hani orada herkes var işte birileri e, hani herkes normal gibi, insan gibi içse bir şey olmaz da işte birisi it kopuk gelir orada başka piknikçiler rahatsızlar falan diye de bir makuliyeti vardır diye düşünüyorsun. Niye? Dünyanın pek çok ülkesinde açık alanlarda, kamuya açık alanlarda alkollü içki tüketimiyle ilgili sınırlamalar var. İşte İngiltere'de böyle bir sınırlama yok. İşte Londra'da böyle bir sınırlama yok. Sadece lokal olarak belediyeler veya oradaki güvenlik birimleri lokal olarak bazen günlük olarak hatta oralarda işte bugün burada içki içmek yasaktır. İşte ne bileyim maç vardır, orada bir toplumsal olay vardır, bir şey vardır. O gün yasaklayabiliyorlar. İlk ithalat bununla ilgili şöyle yapıyor. Diyor ki, içip de sarhoş olup olay çıkarırsan ben seni yakalarım diyor, alıp atarım diyor. Bunlar bu şekilde idare ediyorlar. Amerika'nın bazı eyaletlerinde yasak, bazılarında yasak değil, bazılarında tamamen serbest, bazılarında tamamen yasak. Mesela New York'ta sokakta içki içemezsin. O yüzden de evsizler bile görüyorsun ve kağıda sarıp içerler falan böyle filmlerde bile öyledir. Açık açık içmezsin. Kağıda sarın da e, polise gidip sana bulaşmaz e, fazla. Bazı ülkelerde daha sert yasaklar var. Mesela İskandinav ülkelerin bazılarında alkol ilgili çok daha sert yasakların olduğu yerler var. Ama bunların geneli şu amaçla yapılıyor. Bir, gençleri alkolden korumak. İki, asayiş konusunda zaman zaman ortaya çıkabilecek sıkıntıları engellemek. Yani o gün orada bir ne bileyim, yürüyüş vardır, miting vardır. Daha diyor ki bu bölgede içemezsin. İşte Paris, Fransa alkolün en rahat tüketildiği ve milli, bir ulusal gelirin bir bölümünde alkol denedi eden bir ülke. Mesela Paris'te parklarda içki içmek yasaktır. İşte sen kıyısında ben şuraya bir şarap koyayım, yanına da iki tane bir şey e, alayım, kafayı çekeyim diyemez. Hemen gelesini cezayı keserler, içkileri alırlar, götürürler. Buna mukabil nerede istiyorsan orada eğer bir dükkan açacaksan sana içki ruhsatı verirler. Yani işte kiliseye göre yasak bilmem ne diyor, ne, yakında şu var falan filan demezler. verirler senin alkol ruhsatını. Hemen ne bileyim işte en büyük kilisesinin dibinde alkol satışı vardır. Dediğim gibi bunlar genellikle ya gençleri korumaya, e, e, alkolizme karşı bir e, engel teşkil etmek için yapılmıştır veyahut da orada bir olay çıkmasını engellemek için. Paris'in bazı bölgelerinde izin verilir. Oralarda içebilirsin mesela. Bizdeki başka bir gayret geçtik. Bizdekinin gençleri alkolizmden korumak falan filan gayesi olmadığı çok açık ortada. Bizde başka bir şey var. Bizde tamamen, hani buna diyecek ki bazıları niyet mi okuyorsun? Hayır niyet okumuyorum. Niyet belli okumaya gerek yok. Alkole, alkollü ilişkilere aşırı zam. AK Parti olduğu yerlerde Alkollü içki ruhsatı vermede korkunç zorluklar hatta vermeme. Artı bu gibi yasaklarla, bu gibi sınırlamalarla. Buradaki niyet başka. Çünkü eğer, sonra vali düzeltiyor. İşte biz bunu söyledik. Çünkü aslında biz bu hatırlattık. Bu yasaklar vardı zaten. Biz hatırlattık. Biz asayişi, işte içki içenler şunu yapıyor, bunu yapıyor. E o, o, yüzden biz bunu böyle yaptık. Ya kardeşim, şimdi İstanbul Teksas'a dönmüş. Eğer sen olaylara gelemiyorsan alkolle başla Millet elinde makinalı tüfekle sokakta dolaşıyor. Dün bu konuşun bunun açık bir balinin bu sözleri söylediği dakikalarda İstanbul'un yine Texas yaşayan bölgelerin bir tanesinde bir kahvaneyi makinalı tüfekle tarıyorlar. Kaba bir kişi öldü, birkaç kişi yaralandı. Yani sen <laughs> bu tarafı bırak, bu tarafa dön, İşte içki de bilmem ne de zart da zort Uyuşucu almış başına gidiyor. Çıkalım bizim bu ofis, ofisin olduğu yerden 500 metre gidelim. 10 tane okulun önünde biz yani başkasına göre yok. ikimiz gözümüzle 4 tane uyuşucu satışı tespit ederiz. Bizim bulunduğumuz yerin 50 metre ilerisinde geceliğin torbacılar fing atıyor. Ve bunu ben biliyorum. Herkes de biliyor. Bunlara bir şey deme. Gemiler dolusu Türkiye'ye yönelik çıkmış kokainler, eroinler, artık Allah ne verdiyse amfetaminler, zamfetaminler, her türlü fetamin, metamin gelsin buraya. Bunu da araştırma. Kolilerden şey çıksın, gümrükte adresi belirsiz koller nereye gitti belirsiz kolilerden uyuşlar çıksın. Bunlarla da ilgili bir şey yapma. Tonlarca gemilerde yakalanan son şesiciyeden bahsetmiştik. Beş buçuk tonmuş, ben üç buçuk sanıyordum. Ee, kokaine ya bu Türkiye'de kime geliyordu diye bir il, ilenme bile. Sonra de ki biz asayiş açısından bilmem neyi bilmem ne yapıyoruz. İşte o zaman ben buna inanmam kardeşim. Senin buna ne asayişle ne başka şey. Asayiş mi asayiş mi kalmış? Sarhoşların çıkardığı kavganın bin katı olay her gün başka nedenlerle oluyor İstanbul'un her yerinde. Sen bunlarla ilgili gözünü yum, başka tarafa bak. Esenyurt'ta, dün Paşa'da, yarın muhtemelen Eyüp'te, öbür gün başka bir yerde. Bu olaylar patlasın, millet birbirine tarasın, vursun, her kafalara sıkılsın. Sonra alkol kötüdür. Şimdi ben bunu dün yazınca, yazının altına da bir takım işgüzarlar şey yazmışlar. İşte günah olduğunu bilmiyor musunuz, zart olduğunu bilmiyor musun, senin derdin dinle bilmem dedi. Ebe haysiyetsizler, ebe utanmazlar. Alkol dinen yasakta, faiz serbest. O zaman faiz arttırıldığında niye bas bas bağırmıyorsunuz? Niye? Zina zerbesi mi? Hepiniz zinaya bayılıyorsunuz. Çeşitli semtlerde bütün bu tırnak içinde yalancı pehlivan gibi yalancı Müslümanların garson yerleri dolu. Dandik imam nikahlarıyla palavradan muhtar nikahlarıyla yemediğiniz halt kalmıyor. Onlar günahta değil. Rüşvet almak günah değil. Onlar sayılmıyor. Yetim hakkı kul hakkı yemek günah değil. İçki günah. Ne güzel iş ya. Ama kuru günah değil değil mi? O, onla, onla, onla sıkıntı yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani? Böyle bir sahtekarlık olabilir mi? Şimdi biz normal olarak diyebiliriz ki kardeşim bu medeni ülkelerde de böyle bir şey. Abi burasının medeniyet neresindeki orasında medeni ülkelerle farklı. Burada tabii ki Elbette ki niyet okuyoruz abi. Niyet okuyoruz. Çünkü okumadığımız niyetlerle nereye geldiğimiz belli. Ya niyet okumayalım dedik dedik. Dediler dediler. Nereye geldiği belli. Tabii ki niyet okuyoruz. Çünkü bu okuma değil artık. Sizin niyetinizi biz ezbere biliyoruz. Okumaya gerek yok. Niyetiniz artık ezberimizde. Oh. Ama biliyor, şunu anladık biz. Bizdeki e, tırnak içi sözde Müslümanlardan. Hakiki Müslümanlara hiçbir lafım yok. Hakiki inançlara hiçbir lafım yok. Bu palavra Müslümanlara şunu anladık. Bir tek içki günah. Faiz serbest, hiç günah değil. Zina zaten neredeyse onu farz kılacaklar yakında bu, bu, bunlar. Ee, diğeri e, yetim hakkı, kul hakkı, rüşvet falan onlar da alabilen serbest. İçki içme yeter. Bu zaten Günahları teke indirdiler. Fatih Bey böyle seçim öncesinde falan sanki içkiyle alakalı bu tarz şeylerle alakalı. Hep ya belli... işte bir takım bir takım salakları kafalamaya çalışıyorlar kendilerince. Ya kardeşim o salakları kafalamak için böyle bir şey yapmaza gerek yok zaten. Siz ne desiniz onları size, hazır kafalanmış onlar. Gerek yok böyle bir duvarlar çekmenize. Fatih Bey siyasete tekrar dönüyorum. Dön. Bu siyaset değil mi? Bu da siyaset. Yani bu yarı siyaset. Bu siyaset, yarı siyaset. Biraz toplumsal yarı, yarı sosyoloji. Yani. Evet. Mansur Yavaş Beyefendi de Ekrem oldu beyefendiden sonra adaylığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu daha tam açıklamadı galiba. Ya biz açık, açıkçası açıkladığını düşündük. Açıkladı gibi geliyor herkese. Evet. evet, açıkladığını düşündük. Ama Mansur Bey net açıkladı. Evet. Net bir şekilde 5 yılda birlikte olmak istiyorum dedi. Ne diyorsunuz? Puh, acele etti bence. Çünkü partisinin ne karar vereceğini biliyoruz. CHP içerisinde bir takım başka isimlerin konuşulduğunu, Mansur Yavaş'a e, alternatif isimler arandığını, hatta Çankaya Belediye Başkanı e, Taşdelen'in adının e, geçtiğini biliyoruz, e, duyuyoruz biliyoruz ya bir duyuyoruz CHP içerisinde. Mansur Anadolu kaderi de bütün bunların önünü kesmek için peşin peşin ben adayım e, dedi. Ama şu da olabilir CHP göstermesi İYİ parti adayım demişti de olabilir. Her ne kadar Meral Akşener e, ateşten gömleği giymeyi reddettiler e, diye Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hem Mansur Bey'i hem Ekrem Bey'i e, bir anlamda eleştirse de Mansur Bey ben adayım dedi. Bundan sonrası CHP'den. CHP biz Mansur Bey'i göstermiyoruz derse Mansur Bey de o zaman diyebilir ki peki ben iyi Parti adayım da diyebilir. Hatta belki bakarsın AK Parti Mansur Bey'e aday gösterir. Siyasette olmayacak hiçbir şey yoktur. Fatih Bey araya bir ek yapacağım. Hı -hı. CHP bir şekilde İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın arkasında durmuyormuş gibi bir şey çiziyor. İyi Parti de yanında duruyormuş gibi bir şey çiziyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi İyi Parti yanında duruyormuş gibi. Hatta ben bunu daha önce de yani hemen hemen bir yıldan fazla olmuştur. Yazdım yani Ekrem Bey İyi Parti'ye geçer mi acaba diye de yazdım. Çünkü Ekrem onun İstanbul'da o zaman, şimdi değil ama o zamanki görüntüsü hep yanında Buğra Kavuncu'yla geziyordu. İşte o ceza davası sonuçlandığı Meral zaman Hanım. yanında Meral Hanım vardı. Abla kardeş görüntüsü veriyorlardı. Böyle bir şey vardı. Ama tabii o sırada bir ittifak söz konusuydu. Bir altılı masa söz konusuydu. O yüzden de bunun ne diyeyim gideri vardı. Şimdi bugün onun o kadar gideri yok. Ama her ikisinin de bugün itibariyle yani daha doğrusu bu hafta itibariyle baktığımız zaman... İyi Parti ile de eskisi kadar yakın olmayabilecektir ile ilişkin İYİ Parti açıklamalar geldi. Burada da bir esas şu anda bütün mesele CHP'de. Yani CHP bu kişilerle yani İmamoğlu ve şeyle yürüyecek. mi? Düne kadar baktığımız zaman e, Ekrem İmamoğlu'na sen İstanbul adayı ol diyen bir genel başkan olduğuna göre ortalık yerde demek ki sonunda bunu diyecekler. Yani bugüne kadar sen önce İstanbul Belediyesi'ni kazan sonra gel genel başkanlığı ara diyen Kemal Kılıçdaroğlu herhalde CHP Genel Başkanı aday ol sonra gel, İstanbul'u kazan sonra gel Genel Başkanı aday ol dediği Ekremoğlu'nu aday göstermemezlik etmez. Ama tabii belli de olmaz. Aday göstermez. Genel Başkan e, İstanbul'u alamadın o zaman Genel başkan alamazsın der. O da der ki e, aday göstermedi de bana ne der. Yani bu da olabilir değil siyaset Bu CHP siyaseti hele iyiden iyi, karışık bir siyasettir. E, bu da olabilir. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dün biliyorsun gece önce gece şey konuk olduk biz. Gazi Belediyesi'nin 30 Ağustos törenlerin şenliklerine bir konser vardı. Konserden sonra da Celal Şengör, İlber Ortaylı ve ben işte 30 Ağustos'la ilgili bir sohbet yaptık. Yaklaşık 5-6 bin kişiye yakın bir kalabalık vardı. Ben bunu sosyal medyadan duyurunca birisi demiş ki bana AK Partili yönetici. Yani şeyinde öyle yazıyor. Ne o şeyin profil mi? Profilinde öyle yazıyor. E, demiş ki CHP'ye sallıyorsun sallıyorsun, CHP'nin etkinliğinde sahne alıyorsun. Birincisi bir, bir, bu arada para para almıyoruz, ona kez bilseydik. Biz bu işlerde para kazanan insanlardan değiliz. Ben bu gibi yerlere genelde gitmiyorum. Buna İlber Hoca'nın ve Celal Hoca'nın hatırı için e, gittim. Onlar gidince e, gittim. Para para da almıyoruz. Ben de kendisine şunu söyledim. Bu herkes bilsin. Evet gidiyorum. CHP'ye sallıyorum ve gidiyorum. Bunu da yazıyorsa eğer bir AK Partili yönetici kimse o, yerel yönetici mi ne bilmiyorum. Bu onun salaklığını gösterir. Niye salaklığını gösterir? Babacığım bak CHP biz ne kadar eleştirecek eleştirelim, ne kadar ağır laflar söylese söyleyeyim. CHP demek ki sizden daha demokrat, sizden daha hoşgörülü diyeyim. Buna hoşgörü denmez ama bizim memlekette öyle deniyor. Daha hoşgörülü diyeyim. Bunca eleştiriye rağmen hala bizi çağırıp konuşturabiliyor. Siz siz merak etmesin yani AK Partili belediyede beni çağıracak yürek var ise ben ortada gider konuşurum. Fark etmez. Ben konuşurum. Benim partim partim yok. Ben ben muhalif değilim. Ben kızgınım sadece. Benim kızgınlığım muhalifliği sayılmaz. Ben kızgınım. İktidara, muhalefete, küçük muhalefete, ana muhalefete, iktidar yancısına, yarım iktidara, hırsıza, uğursuza, herkese. Kızgınım ben. Bu kızgınlığımı bir partiye muhaliflik zannetmesinler. Ne CHP'ye muhalifim, ne AK Parti'ye muhalifim. Hepsine anormal öfkeliyim. Daha net anlatamazdınız zannediyorum Fatih Bey. Bir kulis bilgisi. Dinleyelim. Dikenden Altan Sancar beyefendi Hı -hı. yazmış. İmamoğlu tam yetki istemiş. İlçe belediyeleri de kendisi belirlemek adına. Saadet istemiş mi? En azından kulis bilgisinde öyle. Şimdi bunu e, Diken de Altan Sancar çok boşa yazmaz yani biliyorum. Bir, bir yerden duymuştur. E, Diken e, izlediğim internet sitelerinin e, arasında palavracı bir site değil yani. Ciddiyeti olan e, bir site. Yani Her görüşüne katılıyorum, her yazdığı şahid falan demiyorum. Sadece pek çoğuna göre daha inandırıcı ve daha düzgün bir e, internet sitesi. O yüzden e, yazdılarsa bir taraftan uydurmamışlardır. Eğer böyleyse, bir laf vardır. Aç tavuk kendini bodayan barında görür diye. Şimdi Ekrem Bey'e bunu zannederim vermezler. Niye vermezler? Çünkü herkesin İstanbul'da gözü var. Yani çünkü İstanbul büyük şehirden ibaret değil. İstanbul'da şahane ilçeler var. Gerçi CHP'li belediyelerin olduğu yerler rantın artık düşük olduğu Niye? Çünkü tamamen imar açısından yapılacak fazla bir şey kalmamış. Yeni arazi yaratamayan, ancak mevcutta bazı değişiklikler de ötürü işte arazi, işte kat artışı, imar planında küçük değişiklik falan filan olabilen, yer, olabilen yerler olduğu için hani büyük avantalar olan bir yer değil. Yani yepyeni bir araziye, muazzam bir kent yapıyoruz. İşte orada ruhsat parası, harç parası, onun avantası, bunun levantası olan yerler olmadığı için Hani AK Partili belediler kadar büyük, ne diyeyim, e, belediyeye ve o belediyenin bağlı olduğu siyasi parti avantaj veya avantaj sağlayacak yerler o vakte beraber. Tabii ki bunlar da kıymetli güzel belediyeler işte. Ve İstanbul'un zengin semtleri. Buna belki bir tek Ataşehir'i e, biraz dışına koyabiliriz. Belki de Maltepe galiba şimdi CHP'de mi tam hatırlamıyorum. Neyse. O yüzden de bunların tamamını bırakmazlar. Eğer bırakırlarsa zaten parti içi sorumludur. Şimdi mesela Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül genel başkanının yanında can siperhane duruyor. Hatta robot Sofya'ya bile gider yaptı. Yani tüp tokatlamaktan işi robot Sofya tokatlamaya kadar götürecek gibi duruyor. O kadar yakın genel başkana ve o kadar ne diyeyim Fatih'in fedaisi vardı ya isten. E, bu da Kemal'in fedaisi e, gibi ortalıkta e, dolaşıyor. Şimdi... Ekrem İmamoğlu'na bütün belediyeleri en başta Mustafa Sarıgül verdiniz. Verilirse hiç hoşuna gitmez. Niye? Çünkü Mustafa Sarıgül'ün İstanbul'da bazı belediye başkanları belirleme arzusu içerisinde olduğunu ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün de bir belediye ile ilgili, ilgili, olarak adaylık hevesi, adaylık arzusunda olduğunu biliyoruz. Şimdi. Ekrem İmamoğlu bunları belirlerse onları koymaz. Keza bazı belediye başkanları var ki Ekrem İmamoğlu'na son derece tersler. Bir, Bakırköy Belediye Başkanı. İki, Ataşehir Belediye Başkanı. Şimdi Ataşehir Belediye Başkanı bugün CHP açısından en önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü rant yaratabilen, en önemli rant yaratabilen belediye CHP'nin elindeki Ataşehir. Şimdi Ataşehir Belediye Başkanı'nı vermek istemezler. O yüzden de Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir talebi olursa, Hani yarısını alıp belirleme etkisini alsa bence öpsün. Başının üstüne koysun. Sonra hemen koşarak uzaklaşsın. Çünkü alı belirir vallahi. Olmaz. Kabul etmezler. ve bunu mesela AK Parti'nin adayı da bunu istese kabul etmezler. yani hiç kimse için bu geçerli değil. Yani CHP'de de hiç parti kazanma ihtimali olan hiçbir parti böyle bir şeyi belediye başkanlarına vermez. Yetkiyi. Fatih Bey bir diğer soru ekonomi daha önceden de seçim öncesi bir sürü vaatler verildi, ikramiyeler dağıtıldı, bir şeyler bir şeyler oldu. Şimdi sözcünün haberine göre emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek. Cumhuriyet Bayramı, 100. Evet. Yüzüncü yıl bayramı, 100. yıl ikramiyesi. Ha, evet. Bak olabilir. Vallahi güzel, emekliyim biliyorsun. <laughs> Gözümü para <laughs> verdi. Bunun <laughs> ee, bunu niye sözcü yazmış ki? Yani bu, eğer bu bayağı ciddi bir müjde. Genellikle bu gibi müjdeleri daha iktidar yanlısı e, mecralar e, yani bu mesela sabahın manşeti olabilirdi. Ne bileyim işte milliyetin, hürriyetin manşeti olabilirdi. Bu müjdeyi belki işte hürriyetin ve milliyetin baş yazarları, e, sabahın baş yazarları falan e, verebilirdi. Gerçi sabahın baş yazarı var mı diye şimdi kim onu da bilmiyorum. Yani Mehmet Bey, e, Barlas, e, vefat ettikten Sonra kim geldi diye baş yazardı. Orada bilmiyorum. Hatta sabah hesaba çıkıyor mu onu da bilmiyorum ama galiba çıkıyor. Ben de bilmiyorum açıkçası. Vallahi bilmiyorum. çıkıyor çıkacak biliyoruz çünkü çıkıyor yani abartmayalım ama yani, <gülüyor> yani... <gülüyor> ya uzun süredir almadığınız Aa, için Evet yani. gör gör <laughs> Zaten kimsenin aldığı da yok bu gazeteler. Hatta tirajlar yerlerde sürünmenin de ötesinde yerin altında sürünüyorlar yani. Neyse. Eee ilginç yani ee, kötü bir haber değil tabii emekler açısından. Hani Biliyorsun 7500 lirayla açlığa, sefalete, yokluğa mahkum edilen emekliler açısından kötü bir haber değil ama şunu söyleyeyim bak. Bu işte maaş meselesini hep konuşuyoruz ya. Şu maaş az çok falan filan sürünle sürünmüyor diye. Bu maaşlar aslında bakarsan bölgesel olarak farklı etkiler yapıyor. Şimdi 7500 lira maaş İstanbul'da alıyorsa bir emekli ölsün daha iyi. Sürünür sürünmez bile hatta. Yani sürünmek bile onun yanında iyi bir nokta kalır. Ama baktı, bu emekli eğer emekli olduktan sonra köyüne gitmişse veya da işte küçük bir kasabada falan filan yaşıyorsa, evi bebi de varsa durumu da idare edebilir. Şimdi bunu, bunu anlamak her zaman kabil olmuyor. Yani bu maaşlı olmuş. Şimdi bu bizim oturduğumuz yerde yani. Şimdi İstanbul'un göbeğinden düşünürsek bunu, işte hava geldim şimdi buraya. Taksiye verdim 650 lira, 675 lira, 600 lira verdim. Ee, e, abi öyle düşünürsen 650 lira felaket. Ama işte gittim ben köyde oturuyorum, bahçede domatesimi yetiştiriyorum, patlıcanımı biberimi yetiştiriyorum işte, ne bileyim o domateslerden mı yaptım, salçamı yaptım, reçelimi yaptım, bilmem ne yaptım, onu da koydum dolaba. Sadece çok az temel ihtiyaçları zaten buzdolabı çamaşır makinem var değiştirmeyecekler. De. Nasılsa e, çok da fazla e, önünde zaman yok diye düşünüp o zaman idare ediyorsun. Şimdi bunu mesela muhalefet partileri bunu çok anlamıyorlar. Yani kırsaldan niye çok etkilenmiyor ekonomiden diyorlar. İşte bu yüzden etkilenmiyor. Ama 5000 lira iyi para. <laughs> emekleri için. Özel 7500 lirayla sürünürler için bayağı iyi para. Fatih Bey bir diğer konu İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, en azından ben orada gördüm. Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini duyurmuş. Evet. Rusya kaynakları duyurmuş. Ne evet. diyorsunuz? Gülüyorum. Çünkü ben de bugün tam da bunu yazdım. Biraz dalga geçerek. Ee, niye? Çünkü işte bu tahıl koridoru, Zelenski, Melenski falan filan işlerinden sonra işte biliyorsunuz Zelenski'yi burada biz ağırladık. İşte NATO'ya girmesini istiyoruz falan diye Biden'ın bile söylediğinden öte bir yere taşıdık konuyu. Çünkü Biden bile böyle bir şey söylemiyor. Ee, en NATO'cu e, olduk e, bir anda İsveç'i e de kabul eden sonra, e, İsveç'e de olur verdikten sonra. Şimdi sessiz aslında İsveç e, yakında olur merak etme zaten. E, ama o arada işte Azov taburlarının komutanlarını Türkiye'de muhafaza edeceğimize dair Rusya'ya verilmiş sözü de unutup, Azov taburu komutanlarını yani Ukrayna'nın tırnak içinde faşist ordusunun, faşist paramiliterlerini de ile yollayınca bir sürü sorun yaşamaya başlamıştık Rusya'yla. O günlerde iktidar yanlısı medya dedi ki Putin Türkiye'ye geliyor. Yani kasıtları şuydu, yani ortada bir sorun yok biz çağırdık mı Putin, Putin gelir buraya. Ben de o günlerde burada yine şey dedim, gelmez. Bunu da bir tarafından sallamak için söylemedim. Rus medyasına baktım, Rus medyası Putin'in böyle bir programı yok, Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyor falan gibi Rusya'da <laughs> özgür medyada yazılar yazılıyor. Dedi ki gelmez, rüya görmeyin. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, ona dostum diyor bilmiyorum, Putin dedi, dostum Putin, Ağustos ayının işte üçüncü haftası Türkiye'ye gelecek dedi. Ben ona da sanmıyorum dedim. Ben de tam işte bugünü bekliyordum. Yani ayın biri olsun da ne oldu Ağustos'ta Putin geliyordu diyeyim diye. Putin gelmedi. <laughs> ne oldu? Sen gidiyorsun Putin'e şimdi. Yani biz gidiyoruz Putin'e. Türkiye gidiyor Putin'e. Demek ki öyle Putin putaat olmuyor. <laughs> Bazen o az oğulları yollamanın bir şeyi oluyor. Acı bir faturası olabiliyor. Ama yine de ilişkiyi hala sürdürebiliyor olmak bile bence başarılı. Fatih Bey, yine mültecilerle ilgili bir konu var. Milli Savunma Bakanı mültecilerle ilgili olan görüntülerin çoğuna sahte demiş. Fake demiş, evet. evet nasıl yorumluyorsunuz bunu? En son babalar duyar. Bizim idi o. <laughs> Demek ki e, Sayın Ulaşıva Bakanı'nın istihbarat, kaynakları yeterince iyi değil. Neden? Şimdi biliyorsun ben anlayayım ve oradan, e, orada da hala tanıdıklarım e, falan var. Oradan gelen bilgiler bana sürekli olarak bölgeden Afganların gelip geçtiğini, her gün 5 minibüs, 10 minibüs, 3 otobüs, 7 kamyon çeşitli insanların tarlalardan, bayırlardan orada gelip oradan araçlara binip ülkenin batısına doğru yol aldıklarını söylüyorlar. Oradaki pek çok köyde şu anda Afgan çobanlar hizmet ediyor. Hatta geçen sene hatırlayacaksın bir Afgan çoban orada yanında çalıştığı aileyi katletti. Mutlaka ki her görüntü ayrı bir olay değildir. Yani bakanın haklı olduğu şu değil. 100 tane görüntü varsa bu 100 görüntü aslında 20 görüntünün tekrar tekrar yayınlanmasıdır. Ama Afganlar geliyor sayın bakan. Afganlar geliyor çokça, bolca geliyor. Size belki haber vermiyorlar ama görüyoruz. Eğer bunlar, fe yani o görüntüler fake ise, yani Türkiye'ye bir Afgan, Mafgan falan, bir Suriyeli falan gelmiyor ise eğer, bizim bütün gün sokaklarda karşılaştığımız, ya şimdi dün İzmir'deydim, İzmir'de her taraf bunlarla dolu. Bunlar ne Sayın Bakan, Sayın Milli Savunma Bakanı? Bunlar da hologram mı? Görüntüler fake ise bizim sokakta her gün gördüğümüz, sağda solda kızlarımızı taciz eden, sağda solda kadınlarımıza saldıran, orada burada suç makinesine dönüşen, kırmızı ışıklarda mendil satan, restoranlarda artık garsonluk yapan, iş yapan, tekstil atölyelerinde kaçak işçi, ucuz işçi olarak çalışan bunca insan hologram mı? Bunlar da halüsinasyon mu? Bunlar ne Sayın Bakan? Tamam, kapıdan giren görüntüler fake. Peki çalışanlar her gün yolda karşıza çıkanlar da mı fake. Onlar ne? Hayal mi görüyoruz biz? Rüya mı görüyoruz? Sayın Bakan. Tamam doğru. 500 görüntü varsa bu aslında 100 görüntüdür. 5000 kişi görüyorsa bunlar aslında 500 kişidir. Çünkü 10 ama az uz adam girmiyor oradan. Her gün 500 kişi girse ki fazlası giriyor biliyoruz. Her gün 500 kişi girse yılda yapar 180 bin kişi. 10 yılda yapar 1 milyon 800 bin kişi. Bunlar hayal mi Sayın Bakan? Ben sokakta ne görüyorum? Büyük ihtimalle sizin makam aracınızın ve konvoyunuzun ve Genelkurmay Başkanlığındaki eski odanızın ve Milli Savunma Bakanlığındaki yeni odanızın önünde bunlar elbette yoktur. Siz ayağınızı makam otomobilinden bizim normalde yürüdüğümüz caddelere basmadığınız için görmüyor olabilirsiniz. Size yok efendim onlar Suriyeli değil Esmer Türk vatandaşları diye olabilirler. Biz görüyoruz bunları. Biz her gün görüyoruz bunları. Biz bu sokaklarda yürürken bunların bazılarından korkarak yürüyoruz. Sayın Bakan, çıkın sokağa sayın. Kaç tane var? İnanmayın size söylenlere. Eğer böyle bir rapor veriliyorsa. Size yalan söyler Sayın Bakan. Fatih Bey, Belçika'da bekar erkek kaçak sığınmacıların kabulünü durdurmuş. Belçika'nın sorunu. Belçika'dan hükümet iteğe çek halimiz yok. <laughs> Kıskanarak izliyoruz diyelim. Hep onlar bizi kıskanacak değil ya bir kez de biz onları kıskanalım. Çünkü siz daha önceden bu Afganistan'dan gelenler için şöyle bir şey söylemiştiniz. Kadın yok, çocuk, çocuk yok, yok, hepsi yaşlı genç. Yok. Aynen öyle. Ve sanki çok yakın bir bölgeden gelmişler. Enerjileri evet. yerlerinde kolay gelmiş. Evet. Sanki oraya onlar getirilmiş Aynen. ve geçiyorlar Aynen. gibi bir izlenim vardı. Aynen. O yüzden Belçika sorusunu eklemiştim. Aynen. Tamam. Öyle ispat Bey. Bugünlük sorularım bu kadardı. Sağ olun Emre Bey. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim.